Şimdi reçelimiz için 2 su bardağı şekerimizi koydum. 1 bardak da su koyuyorum. Şimdi şerbetimizi aldık ocağımızın üzerine. Bir tane de limon tuzu atıyorum şekerleşmemesi için. 6 dakika kaynatacağım. Şimdi kurutulmuş incirlerimizi ince ince doğruyorum. Evet, şimdi doğradığımız incir leri şerbetimizin içine atıyoruz. Yumuşayana kadar bunları pişireceğiz. Evet, görüyorsunuz. Reçelimiz pişti. Şimdi altını kapatıp dinlenmeye alacağız. Evet. Şimdi reçelimizi dinlendirdik. Kavanoza koyabiliriz. Evet, incirlerimizi şerbetin içerisinde yumuşayana kadar beklettim, kaynattım yani. Onun dakikasını siz kendiniz ayarlarsınız. Aynen. Evet, belli bir dakikamız yok yani. Ben incirleri yumuşayınca kapattım ocağın altını. Şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Afiyet olsun.